Arkadaşlar selamlar herkese. Bugün cevher harcama etkinliği geldi. Tarih olarak, tarihe yine bir not düşelim. 23 Ocak tarihinde gelmiş oldu. Bu videoda biraz daha cevher harcama etkinliği en yeni krallıklardaki oyunculara ne zaman geliyor bunun üzerine duracağız. Yorumlarda da aynı şekilde e, siz de belirtirsiniz hangi krallıksa olduğunuzu ve cevher harcamanın e, gelip gelmediğini söylersiniz. Ben de birazcık yeni başlayan arkadaşlarla konuştum. Onlarla şöyle bir e, server başının analizini çıkarmaya çalıştık. Bizim kanalımızda sadece benim bilgilerimle bir yere gelinmiyor biliyorsunuz. Bir bilgi havuzu oluşturuyoruz. Bu bilgi havuzundan yeni başlayan arkadaşlarımız zamanla 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 faydalanmaya çalışıyor. Daha önce konuştuğumuz arkadaşlar da 60. gün, 70. günde geldiklerini söylüyorlardı Cevher Harcam Bu sefer birazcık daha net takvimini çıkartabilmiş olduk. 17 günlük bir krallığa Cevher Harcam'a gelmemişken 21 günlük kralla geldiğini duydum en son. Daha farklı dediğim gibi olaylar varsa yorumlarda belirtin mutlaka. Aslında bu da çok yanlış bilgi olmuyor daha önceki bilgilerinde. Çünkü 19 günlük diyelim ki bir kralla cevher harcama gelmedi. Bunu 20 gün diyelim. Bir sonraki cevher harcama buçuk ay sonra gelse yani 45 gün sonra gelse ortalama bir 65 gün sonra da e, karşılaşacak olan arkadaşlar var bu cevher harcama etkinliğiyle. Ee, yani bu cevher harcama etkinliğini bir, bir, iki gün farklı kaçıran arkadaşlarımız maalesef var. Aynı ana karada oldukları halde krallıklarından bir, krallıklardan bir tanesine gelip diğerine gelmedi diye duydum. Şimdi şöyle cevher harcamayı kaçıran arkadaşlar çok hata yapılabiliyor. Oyunun başındaki arkadaşların yaptığı hatalar çok fazla oluyor. Örnek olarak VIP 7 seviyesinde kalıyorsunuz ve elinizde çok fazla 130 bin, 100 bin civarında elmasınız var. Bu 100 bin elması bassanız VIP 10 olacaksınız. Bu ayrımda kalan arkadaşlar şu an cevher harcama etkinliği bitti. Yani 17. 18. günde bir de para dayatıran arkadaşlar da oluyor genellikle bu. Eğer VIP 10 olmaya puanınız, elmasınız yetiyorsa şu an VIP 10 olun. Cevher harcama etkinliğini tekrardan beklemeyin. Bir ay e, ee, bir buçuk ay daha beklenmez bu süre bu hatayı yapan çok arkadaşlar oluyor bir de aynı zamanda cevher harcama etkinliğinde diyelim ki 25000 bin 25 bin 50 bin cevherinizi harcadınız yine 30 bin 40 bin gibi VIP 10 ya da VIP 12'ye eksiniz kaldı bu durumda da bu elmaslarınızı basın bir sonraki cevher harcama etkinliğini beklemeyin bugün kritik bir gün artık bundan sonra cevherlerinizin planını iyi yapmanız lazım önemli olan VIP puan kademeleri VIP 10 önemli olan birinci kademeydi VIP için cevher harcama etkinliği olmasa bile Elmas basılabilir bu etkinlik bittikten sonra. ikinci kademe VIP 12 idi. VIP 12 ile beraber aldığınız efsanevi heykel komutan heykeli sayısı 2'ye çıkıyordu. Burada da yine aynı şekilde VIP 12 olmak için ekstradan elmas basabilirsiniz. Ve bir sonraki kadememizde VIP 14 kademesiydi. VIP 14'te de aynı şekilde e, VIP 14 olmak için ekstradan elmas basabilirsiniz. İlacı harcama etkinliğini beklemenize gerek yok. Son zamanlarda Lilith'in çok fazla materyal vermesinden dolayı ekipmanlar birazcık daha seri bir şekilde yapılabilmeye başladı ve bu oyunda komutandan daha önemli bir şey varsa artık o da ee, ekipmanlar oldu. Bundan kaynaklı. Ee, ve şu iki tane materyalin de çok bir önemi kalmadı. Çünkü artık zaten çok fazla materyal geliyor. Ee, çok fazla taslak geliyor. Sarı ekipmanları yapmak birazcık daha kolaylaştı. Bu saatten sonra VIP 15 hatta VIP 14 olduktan sonra VIP 15'in bile acelesi yok. Ee, ekipmanlara yürümeyin. Koşun. VIP 14 olduktan sonra bir an önce birazcık ekipmanlarınızı güzelleştirmeye Çalışın. Ee, her zaman ne diyorduk? Ee, en azından bir tane tam kıtanız olsun. Yani bir tane iki tane sarı komutanınız olsun. Artık hem iki tane sarı komutanınız olsun. Üçüncüye o kadar gerek yok. Bu iki tane sarı komutanı da ilk önce bir ekipmanlarla sarı ekipmanlarla donatmaya çalışın ki elinizden geldiği kadarıyla performans alın. Tabii ki bunu sonradan izleyen arkadaşlar ya da oynayını yeni başlamış olan arkadaşlar de bile bir tane sarı ekipman var diyebilir. Ama güncellemeler daha yeni geldi. Ben de yavaş yavaş sarı ekipmanlara doğru koşmaya başladım. Benim önceliğim VIP 16 olmakta. VIP 16'yı oldum. Ama bu güncellemeler daha erken gelseydi VIP 14'ten sonra sarı ekipmanlara koşmaya başlamıştım çoktan. Şu an cevher harcama etkinliğine VIP 14 ve sonrasındaki arkadaşların oynaması gereken e, cevher harcamada oynaması gereken özellikle e, bu sarı taslakları alabilirsiniz. Aynı şekilde materyalleri alabilirsiniz. İlla her şeyi VIP'e basacaksınız diye bir şey yok. Bunları aldıktan sonra ekstradan diğer cevher harcamalarla tabii yine VIP'e basabilirsiniz. Hani illa VIP'e 50 bin cevher basmayın. 25 bin 25 bin diye. VIP 14'ten sonraki arkadaşlar birazcık materyallerle harcayabildiği elması harcasınlar. Ve işte süvari ise süvari taslaklarını alsınlar. Okçu ise okçu piyadesi piyade taslaklarını alsınlar. Geri kalan eksik kalan elmasları da VIP'e basabilirler. Artık yumurta etkinliği gibi çekiş etkinliği gibi etkinlikler de gelmeye devam ederse çok yakın zamanda birçok oyuncu ekipman sıkıntısına gidermeye başlayacaktır. Ben de bu şekilde oynadım, e, materyallerimi aldım, e, ekipmanlarımı aldım. Yarın birazcık daha oynayacağım. Ben 7000-7000 diye oynuyorum. Çok fazla bir peşimde harcama yapmayı istemiyorum. Yumurta yasaklayacağım. Cevherlerimi burada bekliyor. Şimdi yorumlardan sizden tekrardan bir ricam var. Bir sonraki cevher harcama etkinliği için. Yani buradan e, bir ay sonra. 2 ay sonra oyuna tekrardan başlayan yeni başlayan arkadaşlara bir sesleniş videomuz olsun bu. Hangi gündesiniz? Krallığınız kaçıncı gününde? Cevher harcama etkinliği geldi mi? Gelmedi mi? Ee, bunu yorumlarda belirtirseniz. Ve elinizde ne kadar cevher var? Ne kadar cevheri e, harcayacaksınız? Ve bu cevherleri nereye harcadınız? VIP seviyesine harcayacaktır birçok oyuncu. Kimisi sözleşme kitabı alacaktır. Kimisi ekipman alacaktır. Nereye harcadınız elmaslarınızı? Hesabınıza bu cevher harcama etkinliği ne kattı? VIP 10 mu oldunuz? VIP 12 mi oldunuz? Artık bir tane ekipman mı yaptınız? Bunları yorumlar kısmında hepinizden bekliyorum. Bilgi havuzumuzu hep beraber genişletmeye devam edelim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu. Güzel günler dilerim herkese. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.